telefonumu kapatıp yok olmayı çok seviyorum. Beğendiğin fotoğrafı koyacaksın. Ay altına ne yazsam acaba? Bu gerçekten bir insanın... Aa, yani çok yorucu bir şey değil mi? Her gün bunu nasıl yapıyor insanlar bilmiyorum. Ters bir tepki aldım. Düşünsene ilk defa sürpriz yapıyorsun hayatında <laughs> ve tersleniyorsun. <laughs> öyle bir öyle gururu kırılıyor ki insanın bir daha yapası falan da gelmiyor. Çünkü beğenmiyorum. <laughs> Onlar da gıcık oluyorlar beğeniyormuş gibi yapıyorum böyle böyle beğenmedin şu anda yalan söylüyorsun diyorlar ben evet beğenmedim diyorum sonra. Sen sormak güzel, dinlemek de güzel ama karşındakinin anlatabilmesi de güzel. <laughs> İnsanların sana gülmesinden rahatsız olacaksan bu işi yapma dedi. Ve ben sonra bir sonraki sahnede çıktım. Aynı şekilde düştüm. <laughs> Herkes eğlenince ben de eğlenmeye başladım ve durumu toparladım. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Yanıma çok güzel bir konuğum var. Ceren Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? İyi. Ya böyle... Gizemli buldum seni ya. Öyle diyorlar genelde. Evet <laughs> ama sonraki süreçte neler yaşayacağımızı merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Şu an çok mutluyum. Çok güzel gidiyor. Yani bayağı şey yaşıyorum şu an. Uzun bir süreç ya yani ne bileyim kamplara giderler insanlar onlardan çıkanlar da askerlikten dönmüş gibi falan hissediyorum kendimi. Vay. Ne kadar sürmüştü? Ee, bir sene. Tam bir sene oradaydım. Ama bir de bana sonra kadar geçti falan yani falan. Bana diyor. bir on sene gibi geldi. <laughs> bir proje bitince başarılı iyi ya da uzun süreli hani bir, bir yıl fena bir süre değil. Oyuncu ne hisseder genelde? bir boşlukta gibiyim şu anda. Bilmiyorum niye çok e, mutsuzmuşum gibi geliyor. Yo mutsuz da değilim ama e, yorulmuştum tamam dinlenmek istiyordun zaten. E niye şimdi mutsuzsun? E, böyle kötü hissettim kendimi ama şimdi böyle e, gezmeye başladım. E, Tabi pandemiden fazla da çıkamıyoruz dışarı olabildiği kadar eğlenmeye çalışıyorum. Kendi kendini iyileştirebilen biri misin? Evet. Nasıl yaparsın bunu? Meditasyon Sa yapıyorum ha. sürekli. Yani bir beş senedir sürekli yapıyorum. Zaten muhtemelen onları olmasaydı çok ayakta durabileceğimi sanmıyorum. İyi geliyor o zaman. Çok iyi geliyor. Bir de bir şey yapmıyorum mesela. Kimisi bazı insan var ki ben şu meditasyonu yapıyorum. Bana o iyi geliyor. Başka bir şey istemiyorum. Benim öyle değil. Birini deniyorum. Sonra öbürüne bakıyorum. Öbürünü deniyorum. O da iyi geliyor. Bu sefer karışık bir şey çıkarıyorum ortaya. Hepsini yapıyorum yani. Şöyle oturdum buraya, mesela şimdi konuşuyoruz, geriye dönüp baktığında mesleğine, işine, son 10 yılına belki ya da işte. Böyle aklına gelen şeyi bir iki cümleyle özetler misin? Ne geliyor? Bir mesela şey mi geliyor? Yorgunluk mu geliyor? Keyif mi geliyor? Heyecanlı günler miydi geliyor? Ne geliyor? Ne yaptın geçmişte sence? Hmm, yani iyi ki sabretmişim diyorum. Son... Çok sabrettim çünkü. Her şeyi sabrettim. O yüzden Ama Galiba mesleğin de şeyi bu değil mi? Sabır. Çünkü evet. hani bir şey çok büyük pik yapsa bile bitiyor ve yeni bir şey başlaması gerekiyor. E, o da başlamayabiliyor. Hani düzenli sürdürülebilir bir memuriyet yok. Süreci yok. Hı -hı. Herkes için yok aslında. Evet, evet, Ya ben şeyi hatırlıyorum mesela. Babam bir gün arada dedi ki Ceren böyle hayat geçmez. Hani yarın öbür gün ne olacağım belli değil. Seni düzgün bir işe sokayım. İşte Birini, birinin yanına gir bir arkadaşımın yanına madem şey yapmak istemiyorsun kendi çabanla işte uğraşıp ben sabah 9 akşam 5 çalışmak istemiyorsun yine ona benzer ama daha memuriyet tarzı bir iş bulayım sana dedim. Baktım şaka yapıyorsun herhalde diye. Yani hayatım boyunca hiç öyle bir iş düşünmemiştim zaten. Direnebildin mi eve karşı? Direndim direndim. Ben çocukluğumdan beri direniyorum. Üçüncü çocuk olunca direnebiliyorsun ilk olunca direnilmiyor. O da, o da doğru. <laughs> Ee, şey de şimdi son dönemlerde böyle yoğunlaşınca bir şeyler izlemeye yerli ya da yabancı. Ee, özellikle yerlerde şöyle bir şey hissiyatım ortaya çıktı ve şansıma ilk sıradaki konumda oyuncu. Ee, şimdi karakteri yansıtıyorsun, sana verilen bir senaryo, bir rol var. Aslında hatta e, geçen bir arkadaşımla konuşuyorum, şey diyor. E, bizde okulda diyor şeyler de hani o karakterin burcuna kadar Evet. Aslında nereden nasıl davranması gerektiğine ne kadar öğrenip araştırıp, Hala öyle. perde arkasında çok ilginç dinamikler Tabii. var ama neticede sensin ya o ee, acaba yüzde yüz, bunu sadece meraktan soruyorum, bir oyuncu için kendi karakterinden soyutlanmak mümkün mü o rolü oynamak için? Hmm, bence değil. Ama şimdi böyle dedim diye bana bozulanlar taşlanabilirim bilmiyorum artık. <laughs> Bu tamamen kişisel. İzlerken aklıma e, kişisel geldi. Kişisel cevabım bence değil. Bence hepimiz yani hepimizin içinde olan bir şeyi dışarı çıkarıyoruz. Sadece işte senin içinde yüzde o. Ne bileyim sende katil olma hissi belki yüzde birdir. Ama sen onu dışarı çıkarıp işte ne bileyim ekstra çalışma yaparak. İşte Burcu'na ya da gördüğün başka birine benzetmeye çalışarak onu güçlendirebilirsin belki diye düşünüyorum. Ama benim fikrim herkesin içinde her şeyin oldu Yani katil de içimizde diye düşünüyorum. Ne bileyim e, psikopat da orada. Yani seveceğim biri de orada. Her, her şey orada diye düşünüyorum. Üzgün insan da orada. Ya da ne bileyim Afrodit'in de vardır eminim senin içinde. Hepimizin var diye düşünüyorum. Ay, süpermiş. En son en çok bölümümüz. Challenge'a geçmek istiyorum seninle. Ee, neler söyleyeceğini merak ediyorum. Hızlı en cevap son... vermem gerekiyor mu? Yok, yok. istediğimiz kadar düşünebiliriz. <laughs> Bazı yerlerde zaten düşüneceğiz gibi geliyor. En son en çok istediğin şey neydi? En son en... Bali'ye gitmek istemiştim. Bu şey diziyle ilgili değil, değil mi? Yok yok genel tamam, hayatında. Tamam. Bali'ye gitmek istiyordum. Hatta diziden önce gidecektim. Ee, işte diye proje. proje oldu gidemedim. Orada böyle bir inziva kampları varmış. Sen ne yapıyorsun? Ee, ben çok seviyorum. Macerayı seviyor şey. musun? Macera değil. Daha çok böyle şeyi seviyorum. Dingin, sakin. Bali'de macera şey kamplarında. Bali'de macera yok ki. Bali'de ne, ne, arıyor macera? Bilmiyorum yani benim bildiğim sokak yok. Sokak, hayatın, sokak hayatında biraz sanki şey var ya. Ha, yok yok öyle değil. Benim dediğim bayağı böyle orada kamplar var meditasyon kampları. Oraya giriyorsun. Telefon yok, teknoloji yok, hiçbir şey yok. Bir ay boyunca orada kalıyorsun sessiz işte e, tam bir İyi böyle. İyi geleceğini düşünüyor musun gerçekten? Evet geliyor. Niye gelmesin? Ben burada da mesela haftalık kamplara gidiyorum. Ulaşamıyorlar zaten herhalde. <laughs> bir şey oluyor. <laughs> ulaşılamama ya, durumu var. Her vardı. Insanın, bunu diyordum işte öncesinde merak etti <laughs> Bak bir şey çıktı mesela. Çok yani çok seviyorum. Telefonumu kapatıp yok olmayı çok seviyorum. Çok Evde olur. falan mesela şey e, güvenlikli bir sitede oturuyorum. Ailem bunu şu yüzden istedi sırf telefonumu kapattığım için ya. en azından güvenliği arayalım hani evde mi iyi mi diye <laughs> ya tamam özeldir geçmeyeceğim ama da sadece şunu merak ediyorum nasıl geçiyor vakit otur düşünüyor musunuz? ne yapıyorsun bir kere Filimi... şey düşünmeyi çok seviyorum zaten filmden ziyade kitap seviyorum yani kitap okumayı düşünmek seviyorum. nasıl iyi geliyor ki Sana nasıl besliyor ee, yani mesela ben geceleri uyuyamayan bir tipim. Bunu <laughs> da herkese söylemem ama uyku sorunum var çocukluğumdan beri. Yani ilkokul karnemi kuzenim yollamıştı işte geçen sene mesela. İlkokul karnemin üstünde şey yazıyor. Hepsi peki ve bir tanesinin bir, bir, seçenek var sadece uyku sorunu yazıyor. O zamandan beri var aileden gelen bir şey. Anneannemde de vardı, ben Kaç de var. Eee saat, saat uyumaktan ziyade şöyle, Gece... hiç uyumadan iki günü geçirebiliyorum. Ha bu şu an mesleğimi acayip yaradı. Ee, yani. Sette uyku, uykum gelmiyor yani sette. Sabahlara kadar set sürsün böyle. Ha sadece şöyle repliğimi o sırada belki uykusuz olduğu için unutursun falan. Onun dışında başka bir şeyim yok. Rahatsız mısın bu durumdan? Ee, tabii yıllarca rahatsız oldum. Ama şimdi melatonin kullanıyorum. O uyku hormonu. C vitamini gibi bir şey öyle düşünün. Melatoninden sonra rahatım artık yani. Eskisi kadar üzülmüyorum. Eskiden çok üzülüyordum. Tavana bakıyorsun çünkü ve uyuyamıyorsun. Yalvarıyorum artık ne zaman uyuyacağım diye. Hani işte ışığı kapatınca falan filan Hiçbir 6 şekilde. saniye gözünü kapalı tuttuğunda. Hiçbir şekilde. Ve etrafımdaki arkadaşlarımın hepsi de 3, 2, 1 diye saydığında uyuyan insanlar. Bir krizi geçiriyorum böyle. Kıskandığım tek şey hayatta. Peki terapiyle aşılamıyor mu? İşte terapiyle bir yere getirebiliyorsun ama yine de destek melatonin almak zorunda kalıyorum. Zaten bu terapilere öyle başlamıştım ben. Kendi başına kaldığını anla çok merak ettim şu an ya çünkü bu kadar offline olup özellikle bugün çok mümkün gelmiyorum da normalde önce daha mümkündü ama şimdi artık insan hep onunla evet. yaşıyor ya cebindekiyle yaşıyor. Evet hatta işte yardımcı yönetmenimiz bir gün yanıma geldi sebebi böyle yaptı. hayatımda senin kadar yani hiçbir insan görmedim ki sette telefonla oynamasın. Yani telefonunu hiç görmüyorum elinde ne yapıyorsun diyor. Başka bir yüzyılda mı? <laughs> şey ne yapıyorsun diyor mesela ama bu durumdan fanlar çok şikayetçi mesela. Hani bir şey paylaşmıyorsun. Nerede ne yapıyorsun haberimiz evet, yani, olmuyor. Niye? Onlar çok üzülüyorlar. Ama gerçekten mesela telefonda atıyorum bir şey paylaşacağım. Fotoğraf çekiyorsun işte beğenmen lazım. Beğendiğin fotoğrafı koyacaksın. ay Altına ne yazsam acaba? Bu gerçekten bir insanın... Görücü bir aa yani çok görücü bir şey değil mi? Her gün bunu nasıl yapıyor insanlar bilmiyorum. Ama sorun şöyle. Ben seni seviyorsam ve takip ediyorsam Görmek isterim değil mi? Hayır Merak ediyorum ve e, seni aslında ben bir şekilde seni bir yere taşıyanlardan bir parçayım evet, da. Evet çok doğru. Dolayısıyla da böyle çok pasif kullanmamanı isteyemez miyim? Evet çok çok haklısınız. Onlar da çok haklılar <laughs> bu arada hiçbir şey diyemiyorum yani. Biraz sanki böyle hani evet, tabii ki hayatı bir sunmak <laughs> değil de. <laughs> Belki daha iyi olabilir. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Zümrüt dönerken, Kapadokya'dan dönerken hatta e, bir story paylaştım şarkı kimin? İşte gidiyorum diye bir parça ha. var ya Karadeniz parçası. Onu paylaştım. Kapadokya'yı Kapadokya'yı paylaştım. Ağlamaya başladım ama Hüngür hiç bu kadar üzüleceğimi düşünmemiştim. Sonra ablamla annem aradı mesela videoyu görmüşler. Onlar da ağlıyormuş. Siz niye ağlıyorsunuz? <laughs> Onlar da ağlıyormuş mesela. Çok çok üzülmüştüm. Veda etmek yıpratıcı bir evet, şey mi? Evet yani aslında dizi bitti diye değildi o ağlama. Hani bir senem orada geçmiş, yıprandım, yoruldum yani Hepsi bir duygu karmaşasıydı galiba. Alışkanlıklarını kolay bırakabilir misin bu arada? Evet. Hayatta? Şey olmaz. Çok çabuk adapte oluyorum her Hadi iyi. Şey. Evet. İnsan ilişkileri de aynı şekilde mi? İnsan ilişkileri de aynı şekilde yani çok çabuk ama şöyle hani çabuk güvenemem belki tamam. ama çok çabuk adapte oluyorum herkese. Her yere, her duruma. Şimdi Hande ile uzun süre çalışıyorsunuz diyelim çok iyi şeyler yaşadınız paylaştınız vesaire vesaire bir figür Hande ile yolları ayırdın. Hı -hı. İş olarak düşünme bir dost olarak atıyorum. Iki e, yıl. Kalbin kırılıyor tabii ki ama yaşamıyor muyuz bunu Önüne gerçek bakıyoruz. hayatta yaşıyoruz yani çok sevdiğin bir insan sana çok büyük bir yanlış yapabiliyor bir anda hiç beklemediğin bir anda yaşıyorsun ve yapacak bir şey yok çünkü daha fazla sana zarar verecekse o insan. orada onu bitirip yoluna devam etmek daha mantıklı geliyor bana. Meditasyonlar duygusallığı mantıklaştırır bence. yapıyor olabilir gerçekten. İyi çünkü şey. şöyle oluyorsun bir süre sonra yargıyı bırakıyorsun. Bir kere hiç kimseyi yargılamamaya başlıyorsun. Ay o da ne giymiş, ay o onun ne yapmış, ay şunun tipine. Öyle bir şey zaten yok. Yani yıllardır yok hayatımda. Ama şeyi de bırakıyorsun. Aa o onunla mı ol? Ya ama işte o şöyle öyle bir şey de yok. Herkes her şeyi yapabilir. Herkes her şeyi yapabilir. İşte biri bana kazık atmış ya da ne bileyim e, gitmiş görüşmemesi gereken biriyle görüşmüş ve senden habersiz olmuş o. Olabilir. Ya eskiden olsa böyle bakmayacağım şeylere artık olabilir ya. O, faydasını görüyorsunuz. Evet. evet. En son en çok de... neyi yanlış anladın? Yanlış anlamalar hep oluyor hayatımızda hani şu bu diyemeyeceğim ama oluyor. İşte Dün mesela yoldan geliyoruz Bodrum'dan. Başka, arkadaşım başka bir adrese bakıyor. Hayır oradan değildi yanlış yere baktım falan diyorum. Halbuki ben yanlış yere bakmışım. Ama özür dilemeyi bilmek önemli burada. Bir şey yanlış anladık, yanlış anlamak problem değil. Yanlış anladıktan sonra özür dilemiyoruz. Doğru. Biz halk olarak bu yanlışı yapıyoruz diye düşünüyorum. En son en çok neye hayır dedin? Her şeye. Der misin? Direkt hayır diyorum. Hadi ya. Eskiden hiç diyemezdim. <laughs> Bunun dengesi yok herhalde. <laughs> bu çok kötü bir şey yani. E, biri bir şey istiyor senden ya evet e, sonra beni zora sokuyor ama o söylediğim evet. E, bu kendimi böyle gelişimlere adadıkça hayır demeyi öğrendim ve çok mutluyum hayır demekten. Hayır demedin Kayıpların dem olmadı mı hayır dedikçe? Hayatta... Nasıl olmadı? Kayıpların olmadı mı? Hayırlı Olsun dedik. ama en azından benim şey. iç huzurum sağlam kalıyor durumda. Diğer türlü ben evet diyorum ama sonra kendimi istemediğim bir duruma sürüklemiş oluyorum. Ya da karşımdakini mutlu etmek için kendimi mutsuz ediyorum. Kendim mutlu olmazsam başkasını mutlu edemem ki. En eğlenceli yere geldik. En merak ettiğimiz bölümlerden biri. Sadece o bilecek. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? <laughs> yani hiç nasıl söyleyebilirim bunu? <laughs> çok ağır oldu bu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Aslında mesajları okumuştum ve gerçeği biliyordum. Kırmamak için söyleyemedim. Olsun seni yine de seviyorum. Gerçekten seviyor musun? Hı <laughs> hı. Vay be. Anlar mı? Anlamaz. Onun o olduğunu. <laughs> Hayatında mı? Evet. Hadi ya. Herkes erkek arkadaş sandı şu an. Hayır. Tam tersi aslında biliyor musun? Hmm. Başka bir şey çıkardım. Öyle bir hikaye olmadı belli de bence. Öyle bu kadar duygusallaşmazdım diye düşündün değil mi? Doğru söyle. Bir o tabii, tabii ki. Tabii ki bir o. Bu tipten öyle bir şey beklemedi. Bir o. E, iki daha başka bir yer sanki. Hayatın başka bir yerinde olan hmm. bir kişi gibi geldi. Çünkü öyle bir kişi olsa o tarz bir duruş sergilemezdim bence. Devam edelim. Güzel bir cevap oldu. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda seni dinliyor. Anlatır mısın? Oldu mu geçmişte böyle bir şey? Sevdiğimi belli edemedim. Bunun için özür dilerim. Öyle bir tip de var sende hmm. ya. Maalesef. <gülüyor> İster <gülüyor> miydin, değil mi? <laughs> İster miydin? Artık ediyorum. He. Artık ediyorum. Artık sev... seni seviyorsam seni seviyorum diyorum. Eskiden diyemiyordum. Onu Çünkü bile diyemiyordum. Işte. Diyemiyordum eskiden. Harbuki seni Eylem seviyorum demek yok. ne kadar güzel bir şeymiş farkında değildim yani. Kolay mı böyle? ...deyip geçmek. Evet evet. Seni seviyorum mesela. Hayır. Çok kolay bence aslında. Hayır hayır. Eskiden <laughs> niye bunu bu kadar zorlaştırıyormuşum bilmiyorum. O çok kolay da. O kişi için... Ee, yani... Yapacak bir şey mi? <laughs> i̇zliyor mudur bilmiyorum. Üstünden çok zaman geçti. Sadece ben çok özür diliyorum. Hiç belli edemedim ve haklıydı yani. Bunu diyebilmek de güzel ama. Evet. Sonra. Peki o sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden? Oldu mu böyle, daha önce böyle bir şey? Hayatımda bir kere sürpriz yaptım. Ne diyorsun ya? Evet sonra da o sürprizden vazgeçtin. <laughs> ee, çok ters bir tepki aldım. Düşünsene ilk defa sürpriz yapıyorsun hayatında <laughs> ve tersleniyorsun. <laughs> öyle bir öyle gururu kırılıyor ki insanın bir daha yapası falan da gelmiyor. Ben bu soruyu kaldırmak istiyorum artık. Ya konu kaldım kimse sürpriz yapmıyor ya kimseye. Biz mi çok hayatımızda sürpriz insanız anlamıyor. Çünkü ya diyorum ya ben hayatımda bir kere yaptım. Onda da terslendim. Hangi ne alaka? Niye böyle bir şey yaptın şimdi falan? Kötü olmuş. Çok kötü, kötü oldu. oldu, kötü oldu. <laughs> Çok kötüydü yani. İnsanki... Sürpriz güzel miydi? Sürpriz. Sence güzeldi. Güzel sürprizin kötüsü olur mu ya? Hani bir yalan söylüyorsan sürpriz kötü olur. Onun dışında niye sürpriz kötü olsun ki? Sen atıyorum kız arkadaşını aldatıyorsundur. Tamam. Kız da işte sana eli kolu dolu sürprizle bir şeyle gelmiştir. Yakalanacağım korkusuyla sadece sürpriz sana kötü olabilir. Başka niye kötü olsun sürpriz? Kötü bir sürpriz olabilir yani mesela. Nasıl kötü bir sürpriz? Mesela kötü sürpriz söyleyin bana gerçekten ben. ilişkimiz vardır ama <laughs> benim hiç lafı gelmediği için bir şeyi bilmiyorsundur. Alerjim olan bir şey almışsın. Bir şey yapmışsındır o an mesela. Tüketemem ya da kullanamam ya onu. Baktığında kötü sürpriz. Ya ama düşünmesine sevinirsin yine. Tamam. Hayır orada sana an... cevap atavasızlıkça O zaten kabul edebilir Tabii canım şey o, öyle şey mi olur o, tabii, yani? Tabii. Mesela ben şu an şeker glüten tüketmiyorum. Arkadaşım geçen gün Almanya'dan gelirken Ceren en sevdiğin çikolatayı aldım diyor. Ben artık çikolata yemiyorum ama yani, i̇şte, yani anladım. Ama yine de hoşuma gitti evet, onu ama, bana getirmesi. Ama kötü yani şöyle e, realde senin iç dünyanda aslında seni çok böyle yükselten bir adım olmamış oluyor. Ama zaten verdiği cevabı baz almayalım. O zaten kabul edilebilir bir şey değil. O zaten hiçbir yanlış. Ama yapmak lazım diye düşünüyorum. Doğum günleri... Aa bu arada arkadaşlarım doğum günlerini de yapıyorum hala. He. Ha, öyle şeyler yapıyorum ama doğum günü zaten doğum günde yapılır. Sana sürpriz çok yapılır mı? Tamamını baz al böyle geçmiş. Evet. Bana Sever hediye, miydin? Bana hediye almazlar sadece. Neden? Çünkü beğenmiyorum. <laughs> Onlar Şaka. da gıcık oluyorlar. Beğeni, beğeniyormuş gibi yapıyorum. böyle falan, beğenmedin şu anda yalan söylüyorsun diyorlar. Ben evet beğenmedim diyorum sonra. Hoş olmuyor e yani. Sana hediye almak bir yanda çok kolay bir yanda çok zor aslında. Evet çok yani. kolay yönü de var. Şöyle ama mesela şu anda da şunu fark ettim. Diziye başladığımdan beri fark ettim bunu. Fanlar o kadar tatlılar ki neyi sevdiğimi nasıl anlayabilirsiniz? Çünkü hapşu samire takip ediyorlar yani. Ama yani benim atıyorum en yakın arkadaşım ancak beni o kadar tanıyabilir. Belki annem babam o kadar ne sevdiğimi bilmiyor. Düşsün bir yerlerde demek ki. Çok ilginç. Her şey ya bir tane mi beğenmeyeceğim hediye gelmiyor yani. Metaforları o sever misin? Evet, çok. Tutarsın hayatında. Hı hı. Şimdi asıl diğer sorularda çok ilgilenecek şeyler vardı da çok üstünü kapattım. Burada hepsinden <laughs> çıkacağız. Ha, son ben soru ben bu mi bölümün. Kapattım? Ben kapattım. Ha, tamam. <laughs> son sorumuz, bu bölümün son sorusu. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Bir yerden bir şey kaldırırken ağır bir şey kaldıracak mesela. Bir yeri incinir, canı acır diye hayır ben alayım onu dediğim oluyor. O kadar seviyorum. Yani kıyamıyorum hiçbir yerine bir şey olmasına. O kadar. Şaşırıyorum. Ee, öncelikle ara verip şöyle bir teşekkür etmek çok istiyorum. Yani özellikle bu tarz sorulara da e, direkt düşündüğünü söyleyen hı hı. ve cevap verebilen birisin. Bizde galiba artık geldiğimiz noktada cevap verebilmek çok önemli. Yani... Ne oldu? Efendim? Ne oldu? arkadaşımızın şu anda neler düşündüğünü tahmin edebiliriz. Bütün çekimlerinde olduğu için <laughs> e, ben teşekkür ederim çok gerçekten. hem çok iyi alıyorum hem de teşekkür ederim. Alıyorum, ben hem de... de bir duygusallaştım. Bir böyle öyle bir format var bir evet. Aynen. çok çünkü. Ya şey sen sormak güzel, dinlemek de güzel ama karşıdakinin anlatabilmesi de güzel. Hı hı. O yüzden böyle cevaplar alıyorum. Peki aşk diye bir şey var mı sence? Var. Böyle bir ayet buna inanıyorsun. Var. O duygunun, bu sorunun çıkış yeri orası aslında. Ee, sendeki yansıması ne oluyor? Ee, çünkü karşımdakinin nasıl sevdiğini, nasıl aşık olduğunu, aşık olduğu kişinin kim olduğundan bağımsız. Onu ortaya çıkarmayı da galiba çok seviyorum Bundan besleniyorum. Nasıl sever? Evet. Ceren mesela nasıl sever? Nasıl aşık olur? Veya ondaki yansıması. Mesela belki de yeterli bir duygu yaşamadın ki uykuların Buna tesiri olmadı. Öyle bir durum olurdu. <laughs> Yeterli bir duygu yaşamadığımı düşünüyorum zaten bu arada. Hani wow bir aşk yaşadığımı düşünmüyorum. Ee, eşiğinden döndüğümü düşünüyorum. <laughs> Ama o eşikte de şunu fark ettim. Benim gardım aşağı iniyor. Ben çok gardlı bir insanım. Gardlı ne demek aşk'ta artık şu anda. Gard koymak var mıdır ki? İşte olmadığını gardımın inmesinden anlamıştım zaten. <laughs> yani yokmuş. Peki aşkta eşikten dönmek var mıdır ki? Eee... <laughs> ya olursun teslim olursun ve bir şeyden dönmez onu kendin yaşarsın tek de olsan ya da niye öyle tanım yaptım bilmiyorum da. E, aşık olup bitmedi mi? Hayatında öyle bir şey olmadı mı senin? E, burada, <laughs> <mi>? burada soruları... Ne? burada soruları ben sorarım. Demek istiyorum. Tek tarafta olmadı daha... Hani sonuçta birine aşık olabilirsin ve bitebilir. Bitmeyip ömür boyu devam edebilir. Hani sen şeyden mi yanasın? Ömür boyu devam eder. Ben bir aşk, yana aşk tesadüfleri mi? sever böyle şey hani sonuna kadar gider ama 30 Eşikten sene sonra bir... Eşikten dönmesi bil... kısmını merak ettim. Nasıl dönebiliyor ki? Onu anlamadım. E karşı tarafın senin kadar aşık olmadığını görürsem dönebilir. Ya da ne bileyim mesafe vardır, uzaktır, döner. O zaman senin aşkın karşıdakiyle ilgili midir hayatta yani? Sen benimle aşık olacaksan karşıdaki... Yok ben sana duygusu... ben aşık olurum, ben duygumu yaşarım. Ha. E, ama hani... Bir yerden sonra karşı taraf öyle değilse ya da ortada bir engel varsa anladım, anladım. yapabileceğin hiçbir şey yoktur bu konuda. Hani bir yerden sonra da dur demeyi bilmek gerekiyor diye düşünüyorum hayatta. Tamamlanmadığı için böyle anladım. Hı hı hı. Ya bu arada tamamlanana da bilir ileride bilemiyorum E tabi. <laughs> aynı şey. Şu an bilmiyorum yani hani. Ben bitti diye düşünüyorum ama ileride bir gün ne olacağını kimse bilemez. Kainin bittiğini düşünüyorsun sen de bitti mi? Eeeh. Yani... Güzelliği nerede biliyor musun Bildiğim bu işlerin? Bildiğim kadarıyla Bilme... bitti. İsmi bilmiyoruz ya. O yüzden rahat rahat konuşabiliyoruz. Evet. O yüzden çok keyif alıyorum. Bildiğim kadarıyla bitti. Ama bilmediğim kadarını ben de bilemiyorum. Kendi iç dünyanda... Ya senin için bitti mi? Benim için bitti. Ama gerçekten hayatımda hiçbir şeye net bir cevap vermek istemiyorum. Çünkü ne zaman böyle konuşsam hep bir şeyi oldu. Onun sonrası oldu. Ya tamam da canım sen kendi içinde o duygu bittiyse... E... ...dünya yerinden dönse ne olur ki gelecekte? Olmaz ya bittiyse. Niye? Olmaz mı? Bitmiş ya sende. Bitsin. Yani olmadı mı öyle şeyler hayatımızda? Oluyor bence. Hayır oluyorsa bitmemiş oluyor ya. Ee, bittiğini sanıp bitmemiş de olabilir. Hayır, emin değilsin o zaman. Bilmiyorum. Ne? bilmiyorum. Ne? bilmiyorum. Ben Doğru. bitti diyorum şu anda ama... ...üç gün sonra ne olacağını bilemiyorum ki. Çok yakın... ...mesela gerçekten yakın bir arkadaşım vardı... Ve e, bir yanlış yaptığı için konuşmadım. Dört sene sonra tekrar barıştım. Çünkü gerçekten onu çok seviyordum. E, affedemeyeceğim bir şeydi ama yıllar geçince onu bir öyle bir tölere ediyorsun. Ve ona olan sevgin hala orada durduğu için onunla tekrar hayatına devam edebiliyorsun. O da ondan pişman olmuş oluyor genelde zaten. Hayatının birçok evlerini güzel kapatmışsın aslında. Evet. Ama sanki... E, Bu evreyi kapatamamış mıydı? Açık bir yer kalmış gibi. <laughs> Sadece bu kişi özelinde söylemiyorum her kimse. Yani Bu alanla alakalı, bu özel alanınla alakalı diğer evet. hayatın diğer etmenlerindeki kalkanların sanki yok gibi. Evet, evet. Doğru. Ama öyle olur genelde. Öyle olur. olmaz mı? O Tabii öyle olur. Ama sen farklısın. <laughs> Farklı geldiğin cevaplarınla o yüzden bu taraf... Ee, yok, onu bilmiyorum. Gerçekten emin değilim. Şey tanımı güzel ama... E gelecekte yani bu duygunun varlığına inanıyorsun böyle bir kavramın hayatta olduğuna inanıyorsun ama gelecekte bilmediğin bir güzelliği yaşama umudun da var ve ona henüz ulaşmadığını da biliyorsun. O da güzel aslında. Farkındasın. Rahatsız ediyor mu böyle bir şey yaşamıyor olmak şu an? Ediyor. Yani rahatsız ediyor şöyle. Ee, eskiden böyle bir şey gelecekte belirsizse beni daha çok rahatsız ederdi. Şimdi belirsiz olmasının Normal olduğunu kabullendim ama yine de böyle bir eski kontrol etme içgüdüm geliyor böyle. Hayır ya Ceren diyorum hani gelecek belirsizdir bu kadar net. Ama eskiden buna inanmazdım. Gelecekte hayır canım ben şunu şunu yapacağım. Kurallarım işte ideallerim bilmem nelerim var. Ama şimdi diyorum ki hayır bir sene sonra bambaşka bir yerde bambaşka bir şekilde olabilirsin. Bunu bilemezsin yani. Benim hayatımda hep bir kotam vardı. Çok uğraştım işte çok didindim falan. Bir gün şey dedim ya önümüzdeki sene de istediğim şekilde gitmezse hayatım ben artık Londra'ya yerleşecektim bu arada ben Londra'ya yerleşiyorum dedim gittim bir buçuk ay oradaydım işte bu arada Ankara anlaşması falan için uğraşıyorum bayağı bayağı oraya taşınıyorum. Zümrüt Anka'da işte görüşmelerine gittim geldim bir daha gittim bir daha geldim falan bir şekilde kanallar mı olmadı bir şey oldu ve iptal oldu. Bir kanal mı değiştirdi? Kanal değiştirince sonra iptal oldu. Eh, dedim yani bunun gibi o kadar çok şey yaşamışım ki o zamana kadar. İmzalardan dönmüştüm imzadan döndüğüm proje 3 sene devam etmiş falan hayal kırıklıklarım safa da yani. Neyse dedim ki ben taşınıyorum. Hani ben kendime zaten kota koymuştum. Kota koyuyorum işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben kota koyuyorum. Şu yaşıma kadar şu olursa, burada bu olursa bilmem ne. Hayır öyle bir şeyin olmadığını bana bu proje kanıtladı açıkçası. Çünkü çat diye telefon geldi. İşte başka kanalla okeylendi. Gelebilirsin diye. Nereye geliyorum ya? Ben hayat kuruyorum burada. Ben taşınıyorum. <laughs> Ama hani o kadar değerli bir şeydi ki benim için. Döndüm. Ama hala öyle yaşıyorsun hayatını gibi geliyor bana. Hani e, oradaki nasıl katmanların var ve planların hani evet, evet, evet. gitme. Mesela bir şey oldu hayatında belki bir mucize olarak iş gelmesi mucize değil. O planın değişmesi Hı -hı. o an mesela e, ve işe başladığın süreç devam etti. Ama bugün karşıma aldığım kişi de sanki bu iş ya da o, o mucize geliş şekli bir değişime yol açmamış gibi. Serbest bırak bırakıyor musun artık kendini? İşte bırakmaya çalışıyorum. Ha zor. <laughs> böyle, bu meditasyonları falan en çok onun için yapıyorum zaten. Çok kontrol Ya şey bile öyle mesela gece dışarı çıkarsın ya arkadaşlarınla. Aman o sarhoş olup bilmem ne yapmasın. Hmm, aman öyle öyle, o telefonunu unuttu, o bir şey yaptı falan. Ya istemiyorum böyle yaşamak aslında hani. Rahat bırakmak istiyorum kendimi. Olabildiğim en iyi bu şeyimdeyim, zamanımdayım şu an öyle söyleyeyim. Ne mutlu ediyor seni? Nasıl mutlu olursun? Ne mutlu ediyor? her şey edebilir. Hiç bilmiyorum. Hani çok güzel bir tatil de edebilir. Küçücük benim onu sevdiğimi farkında olunan bir hediye de edebilir. Ya da ne bileyim her şey mesela kuzenim resim yapıyor. Benim portremi çizmiş falan geçenlerde. İşte onu gördüm en son o mutlu etti. Oluyor yani. Peki. <laughs> çok utanmıştım çocukken tiyatro sahnesinde olmuştu. Bir önceki sahneden çıkan kişi yere su dökmüş. Ve öyle bir sahne ki yine bir seti canlandırıyoruz tiyatroda. O zamanlar şey varmış galiba bilmiyorum biz tiyatroda öyle bir oyun kurmuştuk en azından. Bu klaketler vardır ya gelirsin bilmem kaçıncı sahne falan. Şey bir kızı canlandırıyorum böyle. İşte 24. sahne 3. çekim çat diyor kalçasını atıyor o sırada. Kalçamı atarken klaketi vurdum. Kafa üstü çakıldı. Öf. Yani herkes bunun oyun olduğunu sandı. Ve <laughs> kahkaha krizine girdi insanlar. Ben yerde ağlıyorum. Öf. Belli etmemeye çalışıyorum ama insanlar gülüyor. Sonra arkaya geçtim, kulise geçtim. Ee, hocamız, oyunculuk hocamız arkadaydı Salih Hoca. Ceren dedi şu an ben bir sonraki sahnede yine aynısını yapmam gerekiyor bu arada. Herkes onu gerçek sandığı için de aynı şekilde düşmem gerekiyor. Ama ben düştüğüm için zaten o kadar utandım ki çocuğum o zaman. Hocam dedim ben çıkmak istemiyorum. Ne demek çıkmak istemiyorum? Baya ben çıkmak istemiyorum. Ben şu an utandım. Hani insanlar bana gülsün istemiyorum. İnsanların sana gülmesinden rahatsız olacaksan bu işi yapma dedi. Ve ben sonra bir sonraki sahnede çıktım. Aynı şekilde düştüm. <laughs> Herkes eğlenince ben de eğlenmeye başladım ve durumu toparladım. Hoca almış seni. Evet. Utanç bir anda böyle güzel bir anıya dönüşmüştü. O gün o kararı verseydim bugün ne olurdu acaba? <laughs> bugün bu kadar doğal olamazdım diye düşünüyorum. Çünkü orada ins yani insanların gülmesinden o kadar haklı bir şey söylemişti ki kadın bana belki hatırlamaz bile şu an söylediğini. Hala konuşuyoruz tabii ki ama izliyorsa buradan teşekkür ediyorum yani ona. Hakikaten ya bir insanı resmen izlenebilirsiniz. Evet, bir hayat dersi gibi bir şey aslında ve çocuksun. En çok alacağın yaştasın bunu. Kapanış sorumuza geldik. Evet. Bakalım ne söyleyeceksin. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Şu ben üçüncü kızım. Üç kızı var. Ben sonuncuyum. Ya, gerçekten erkek olmamı ister miydin? <laughs> Bunu sormak isterdim yani. Vay. İster miydin sence? Bilmiyorum. Soruyorum. İster miydin? <laughs> Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Teşekkür çok iyi seni çok tanımak, sağ ol. sohbet etmek. Benim için de öyleydi. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, Sen de kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.